Merhaba arkadaşlar, bugün T-Medya'da sizlerle birlikteyim. Peki T-Medya'da hangi konuyu işleyeceğiz? Tabii ki ilişkiler en büyük sorunumuz, canımızı sıkan, hayatımızın çok önemli bir konusunu kapsayan ilişkiler. Yarım kalan bir hikayem var. Ben sevgilimden ayrıldım. Bana nasıl geri gelir? Ben neler yaparsam o bana geri gelir çalışması. Şimdi bundan sonraki bölümlerimizde enerji çalışmalarıyla da bazı taktikler vereceğiz. Yani bizde taktik ve tabii ki bu tür ritüeller bitmeyecek. Bugün ne yapacaksınız? Öncelikli olarak yapmanız gerekeni şöyle anlatayım. Şimdi sevgilinizden ayrıldınız. Sevgiliniz sizinle hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. Sizinle iletişim kurmuyorsa bu sefer biz onu nasıl kendimize çevirebiliriz düşünüyoruz. Peki nasıl çevireceğiz? Öncelikli olarak bir tane beyaz mum alacaksınız arkadaşlar. Beyaz mumu aldığınızda aslında kırmızı mumu tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle ilişkilerde kırmızı mum alacaksınız. Tabii kırmızı mumla bitmiyor olayımız. Alacaksınız karşınıza fotoğrafını. Fakat öncelikli olarak size şöyle bir taktik daha vereceğim. Yapmanız gereken karşınızdaki insanla hani şu an belki onunla diyaloğunuz yok. Şu an belki onunla hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsunuz. Fakat işte sizi WhatsApp'tan engellemediyse ya da engellesin kendisi bilir. Canı paşa gönlü bilir. Bizim için sıkıntı yok. Biz enerji dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Akşam yatarken öncelikli olarak gözlerinizi kapatacaksınız. Gözlerinizi kapattığınızda eğer ki imajinasyon yani hayal edebiliyorsanız, gözünüzü kapattığınız, karşınıza ayrıldığınız sevginizi getirebiliyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ama getiremiyorsanız alacaksınız fotoğrafını ve gözünüzü kapatacaksınız. En azından bunu birkaç tane antrenman yaparak yapabilirsiniz. Gözünüzü kapattınız. Tam uyku modundasınız. Özellikle uyku modunda olmanız bilincinizin biraz daha alfa boyutuna, biraz daha sakin, işte daha böyle dingin bir halde olmanız aslında sorunu daha hızlı çözmenizi sağlayacak. Gözlerimizi kapattık, karşımıza ayrıldığımız kişiyi getiriyoruz. Kendi kalbinizden onun kalbine pembe bir ışık, pembe bir enerji akıtıyorsunuz. Bu enerjiyi akıtırken ona ne kadar değer verdiğinizi, onu ne kadar çok sevdiğinizi, sizin için ne kadar önemli olduğunu o ışıkla, o ışığın içerisinde gönderebilirsiniz. Pembe ya da kırmızı. Eğer ki ilişkinizde çok ciddi çatışmalar varsa, hastalıklı bir ilişki haline geldiyse, bağımlı bir ilişki haline geldiyse, pembenin yanına yeşil ışıkla gönderebilirsiniz. Yeşil iyileştirici, pembe ve kırmızı. Kırmızı biraz daha ihtiras ama pembe biraz daha sevgi dolu bir enerji yayıyor. Gözlerimizi kapattık. Bunu da en az 3 hafta, 2 hafta ne kadar içinizden geliyorsa ama bunu sürekli yapmanız gerekecek. En azından 7 gün boyunca gözlerimizi kapatıyoruz. Karşınızda sevgilinizin adının Ahmet olduğunu düşünün ya da Ali olduğunu düşünün. Ali, ben seni kırdığım için çok üzgünüm. Sen benim için çok değerlisin. Ve bu pembe ışığın kalbimden kalbine akarak aramızda yaşanmış bütün olumsuzlukların iyileşmesine niyet ediyorum diyorsunuz. Yeşil ışık gönderecekseniz işte Ali ya da Ahmet ya da Mehmet. Mehmet, sen benim hayatımda benim için çok değerlisin. Birbirimize çok zarar verdik, birbirimizin kalbini kırdık ve sana gönderdiğim bu iyileştirici enerjiyi almana ve kabul etmene niyet ediyorum diyorsunuz. Pembe ışıkta gönderdiğinizde evet, benim kalbimden senin kalbine akan enerjiyi almana ve kabul etmene niyet ediyorsunuz. Eğer ki küs ve kızgınlık varsa, gerçekten affedilemeyecek bir şeyler varsa bu çalışmayı 7 günden fazla yapmanızda fayda var arkadaşlar. Yapmanız gereken gece yatağa girdiğinizde gözlerinizi kapatıp karşınızda onu hayal edeceksiniz ve kalbinizden onun kalbine bir pembe ışık göndereceksiniz. Pembe bir ışığın aktığını hayal edeceksiniz ve bunu yaparken aranızdaki bütün olumsuzlukların düzelmesini, kırgınlıklarınızın ve kızgınlıklarınızın iyileşmesine niyet ederek ve bu niyeti yaparken de gönderdiğiniz enerjiyi alıp kabul etmesini de isteyerek göndereceksiniz. Eğer ki çok
takıntılı bir adam ve çok kafaya takan ya da bir kadınsa onun beynine yeşil ışık gönderin. Çünkü kalbini iyileştirirken beyninde oluşmuş hasarlar, enerjisel anlamda öfke ve nefret varsa kalbiyle iyileştirebiliriz. Ama düşünceleri de beynen iyileştirmeniz gerekecek ve ona beyninizden beyaz ya da yeşil bir ışık da göndererek aramızda yaşanmış, birbirimizi inciten, kıran kötü sözlerle ilgili ben senden özür diliyorum ve bana karşı hissettiğim bütün negatif duyguların iyileşmesine ve bu iyileştirici enerjiyi almana ve kabul etmene niyet ediyorum. Bundan sonraki birlikteliğimizde yaşayacağımız duyguların bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde mutlulukla kabul ediyorum ve seni çok seviyorum diyerek bu çalışmayı bitirebilirsiniz. Mumdan bahsettik ama özellikle arkadaşlar bu çalışmayı 7 gün boyunca ben olsam 2 hafta artık bunu zaten kendiniz hissedeceksiniz. Bunu hissettiğinizde zaten anlayacaksınız. İçiniz rahatlamaya başlayacak, onu daha net hissedeceksiniz. Öfkeniz bitecek ve siz de biterken de aslında onda da bitecek. Peki bu çalışmayı yaparken öncesinde bir kırmızı mum da alabilirsiniz. Kırmızı mumda karşısına fotoğrafınızı koyarak şunu söyleyeceksiniz. İşte onu ne kadar sevdiğinizi anlatacaksınız ve mumu o niyetle yakacaksınız. Ama bunu perşembe gecesi yapmanızı tavsiye ediyorum. Pazar ve perşembe gecesi yapmanızda fayda var. Peki öncesinde ne yapabilirsiniz? Benim şöyle bir niyetle başlamanızı tavsiye edeceğim. Ya Vedud 101 adet, ya camiyi de 101 adet niyet edin. Ve bu niyeti yaparken de bu mumun ateşte yandığı gibi senin bana kalbinin atmasını, beni aramanı, beni aramadan duramamanı, bu mumun ateşte yandığı gibi benim için yanıp kavrulmanı, beni düşünmeni, bensiz yapamamanı niyet ediyorum diyorsunuz ve fotoğrafına bakıp bu niyeti yaptıktan sonra 101 tane ya Vedud, 101 tane ya camiyi okuyup niyetinizde yapıyorsunuz, fotoğrafını üflüyorsunuz, sonra da mumu yakıyorsunuz ve mumu yakarken de az önce söylediğim gibi işte Ahmet, Mehmet, ismi önemli değil, işte bu mumun ateşte yandığı gibi aşkımızın ve sevgimizin yeniden alevlenmesini, senin bensiz duramamanı, kalbinde, ruhunda, bedeninde tamamen benim olmamı ve bana karşı hissettiğin öfkenin ortadan kalkmasını ve bu mum, mumun ateşi gibi benim için yanıp kavrulup beni aramana niyet ediyorum diyerek o mumu da yakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bu da sevgilinizin, sevgilisinden ayrılanların yapacağı ritüel. Ama hemen pes etmeyin. Bazen bu ritüellerin sonunda ya of artık aslında sevmiyorum da diyebilirsiniz. Vallahi sevgiliniz geri döner de gelirse eğer mızmızlık yaparsanız sorumluluk kabul edilmemektedir arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum. Evet, bugün ne yaptık? Sevgilimizi bir dönderdik. Hadi bakalım bir de birazcık da burçlardan bahsedelim. Öyle de gidelim. Evet arkadaşlar, bugün çok yoğun bir gündemin içerisinde artık burçlara bir dönüş giriş yapalım. Evet sevgili koçlar, bu hafta biraz karışık bir hafta geçiriyorsunuz. Öfkenize dikkat edin. Aile içi ilişkilerde problem yaşayabilirsiniz. Parasal konularda kendinizi biraz sıkıntıya, zora sokmamanız gerekiyor bu hafta. Uzak yolculuklar ya da yollardan gelenlerle ilgili yaşanabilecek sorunlar. Aile içinde bir hastayla uğraşacaksınız. Yani hastalık yaşayan anne baba, büyüklerden biriyle ilgili bu hafta biraz sıkıntılı olabilir. Sevgili boğalar, üst solunum yolu enfeksiyonu, parasal konularda şanslısınız ama sağlık konusu bu hafta sizin için biraz sorunlu olabilir. Aile içi ilişkiler, evli olanlar, ilişkisi olanlar bu hafta kıskançlık krizlerine girip ciddi çatışmalar yaşayabilirsiniz. Güven problemiyle yüzleşeceğiniz ya da güvendiğiniz kişilerin yaptığı hataları görüp bunlarla yüzleşeceğiniz bir hafta. Biraz dikkat özellikle sağlığınıza. Parayla ilgili çok sıkıntınız yok. İş konularında terfi, yer değişikliği, yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Sevgili ikizler, hayat sizi çok zorluyor. Özellikle son 2 haftadır çok ciddi problemler yaşıyorsunuz. Evet çalışıyorsunuz, iş konusunda probleminiz yok. Ama etrafınızdakilerle sorunlar yaşamaya başlamışsınız. Sanki enerjinizden dolayı insanlar rahatsızlık duyuyor. Ve bu rahatsızlıklarından dolayı da sizi zorlamaya başlamışlar. Peki ne yapacak ikizler? Bu hafta biraz sakin olun. Eğer kafanızı dinleyip uzaklaşabileceğiniz, bir şeyler yapabileceğiniz bir ortam varsa mutlaka ortama girin. Ya da çok yakın bir arkadaşınızla oturun, dertleşin. Parayla ilgili güzel gelişmeler devam ediyor. Aslında siz artık biraz daha kendi içinizde dış dünyaya kapalı bir hale geliyorsunuz. Çünkü güven probleminiz oluşmuş zaten. İlişkileri olan ikizler bu haftayı daha
uzak yaşayabilirsiniz. Yani kırgınlıklarınız ve küskünlükleriniz bu hafta biraz daha ortaya çıkacak ve karşıdakinin neden ben bu şekilde davrandım, niye ben bunu yaptım sorularını sorduracaksınız bu hafta. Sevgili yengeçler, yeni ve ciddi ilişkiye başlayacak olanlar da var. İlişkilerinde ileriye yönelik adım atacak, yüzük takacak olanlar da var. Ve evliliklerindeki yaşadığı sorunları bu hafta çözecek olan yengeçler. Bu hafta sorunlarınız çözülüyor. Aslında kızgınlıklarınız ve kırgınlıklarınızı biraz hasır altı edeceğiniz, bir şeyleri görmedim, duymadım, bilmiyorum diyeceğiniz bir hafta ki benim size tavsiye edeceğim bu şekilde davranmak değil. Ama siz bunu yaparsanız artık bundan sonraki süreçte bakalım sizi neler bekleyecek ya da yaptığınız şey ne kadar doğru, bunu size zaman gösterecek. Aile içi ilişkiler toparlanıyor ama bu sizden kaynaklanacak. Çünkü siz insanların yaptıklarını yine kapatacak ve sonrasında çok sıkıntılı bir şekilde de yüzleşeceksiniz, haberiniz olsun. Ya olayı oturun konuşun çözün ya da içinize atıyorsanız ilerleyen zamanda konular büyüdüğünde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yolculuklar var. Alım-satım işleri olabilir, mahkemelik durumlar olabilir. Bu hafta gündeme gelecek konularınız arasında. Sevgili aslanlar, aslanlar. Ah, bu hafta yine sıkıntılı. Egonuz sizin en büyük sınavınız bu hafta. Özellikle de öfke, aniden patlamalar, haksızlıklara uğrayıp kendinizi tutamamalar, kavgalar, tartışmalar. Bu hafta ne olur dikkatli olun. Çünkü sizi kışkırtacak çok kişi var etrafınızda. Konum olarak bulunduğunuz yeri korumanız gerekiyor. İş arkadaşlarınızla mümkün olduğunca sakin, hatta duymazdan gelirseniz sizin için daha hayırlı olacak. Bu haftayı sakin geçirirseniz iyi olur diye düşünüyorum. Baş ağrılarınız, sırt ağrılarınız bu hafta gündeme gelebilir. Yer değişikliği, taşınma ya da bu konular ile ilgili gündeme gelecek durumlarınız söz konusu olacak. Sevgili Başaklar, geçen hafta biraz daha stresli bir haftaydı ama bu hafta sanki böyle ya yeter artık bu kadar kafaya taktım bana zarar verdi. Biraz daha biraz kendimi toparlayayım ya da işte ben artık kafamı dağıtacak bir şeylerle uğraşayım. Kendime iyi gelecek şeylerin peşinden gideyim diyeceğiniz bir hafta. İlişkisi olan Başaklar, evli olan Başaklar, çocuk kararları alabilir, taşınma durumları söz konusu olabilir, iş konusunda tayin atama terfi durumlarınız olabilir. İlişkilerdeki net olmayan durumlar konuşarak çözülebilir. Bu hafta sizin için çözüm haftası diyebiliriz. Sevgili Teraziler, ilişkilerde sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hayatınızdaki insanla iletişim kurmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki insanın sizi anlamadığını düşünüyorsunuz. Bu hafta ne yazık ki yine anlayışsızlık had safhada olacak ve tartışmalar gündeme gelecek. Hatta biraz uzak kalıp anne evine ya da ayrılık kararı ya da bir süre bekletme kararı, biraz uzaklaşma kararı almanız bu hafta çok büyük olasılık. Peki onun dışında parasal konularda çok sıkıntı yok. Biriktirdiğiniz parayı borç alışverişlerine de biraz daha dikkatli bir şekilde, herkese güvenmeden, çok güvendiğiniz insanlara da biraz daha böyle soru işareti ve temkinli yaklaşırsanız bence bu haftayı daha sağlıklı atlatabilirsiniz. Sevgili Akrepler, şimdi Akrepler için yaşamış oldukları sorunlar, problemler çözülmeye başlıyor bu hafta. Beklediğiniz haberler gelecek. Almayı planladığınız ne varsa onlarla ilgili güzel gelişmeler sizi bekliyor. Fakat duygusal hayatta ne yazık ki sezgileriniz size o kadar çok net cevap veriyor ki, rüyalarınız, sezgileriniz bu hafta biraz daha temkinli, biraz daha uzaktan izleyerek öfkenizi ve kıskançlık duygularınızı da bastırarak ilerlerseniz aslında bu hafta sonuna doğru güzel gelişmelere de gebe olacağını düşünüyorum. Tabii etrafınızdaki insanların söylediği sözlere çok takılmasanız da içinizde bunu çok fazla derin yaşadığınız için, çok güçlü duran ama kendi içinde küçücük masum bir çocuk olduğunuz için biraz daha böyle kendi içinize dönüp kendinize zarar vermemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili Yaylar, evet, bir şekilde parasal konulardaki harcamaları kısıtlamayı öğrendiniz. Elinizdeki parayı tutmayı. Özellikle evli olanlar harca harca bitmez olmuyor. Harca harca bitiyor oluyor. Bundan sonra biraz daha bir tarafa 3-5 kuruş da atmayı öğreneceksiniz. İşsiz Yaylar bu hafta iş konularında güzel haberler alacaklar. İş değişikliği düşünenler için de güzel bir hafta. Evliler için parasal konulardaki hani yediğimiz hurmalar, bizim peşimizden kovalar haftası. Yani harcamalarınızı gizli saklı yaptıysanız biraz ortaya çıkacak. Hani dedik ya, 3-5 kuruş bir yerlere atmayı öğreneceksiniz. Çünkü bu hafta paranın değerini biraz daha öğrenmeniz gerekiyor. Planladığınız seyahatler ekonomik durumlardan dolayı ertelenebilir ya da beklemeye alınabilir. Oğlaklar, evet, Oğlaklar,
kendilerini bu hafta çok daha rahat hissedecekler. Çünkü hayatlarında aldıkları kararlar, uygulamaya geçtikleri konular ve bundan sonraki süreçte beklentilerini gerçekleştirecekleri fırsatları yakalamaya başladılar. Bu hafta daha çok çalışacak, daha yoğun bir şekilde hareket edecekler ve bu yoğunluk onların bundan sonraki 8 ayını belirleyecek. Kazanç kapıları tamamen açılmış. Duygusal konularda mantık devreye girerse eyvah eyvah, ilişkileri askıya alma durumu söz konusu. Kovalar, bu hafta yolculuklarla ilgili, sağlıkla ilgili, parayla ilgili üç bir arada olacak bir hafta. Ne olacak peki? İyi mi olacak, kötü mü olacak sorusunu duydum. İyi olacak tabii ki. Ani gelişecek yolculuklarda para harcayacaksınız. Gittiğiniz yolda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sağlık konusunda sinirlenmeden sakin sakin giderseniz bu hafta sizin için aslında fırsat haftası ve kendi işinizi yapma ya da planladığınız işleri hayata geçirme haftası. Peki balıklar? Ah balıklar, şu duygusallığınızdan bir kurtulsaydınız da dünya sizin için toz pembe olmak yerine gerçekçi bir bakış açısına gelseydi diyeceğimiz bir hafta. Ayrılanlar eski sevgilileriyle bir araya gelecekler. Hani kaldığınız yerden mi, kandığınız yerden mi devam ederseniz bunun kararını size bırakıyorum. Peki sonrası? Duygusal konularda aslında biraz gelgitli bir hafta olacak. Aslında istemeseniz de duygularınız sizi yönettiği için duygusal hareket edeceksiniz. Ama gelgitli bir duygusal hali var. Parayla ilgili de evet, güzel bir hafta bence. Kazançlı bir hafta. Beklediğiniz, almak istediğiniz eşya, kıyafet, takı ya da herhangi bir taşınmazla ilgili bir destek, bir fırsat yakalama imkanınız var. Peki bu balıklar ne yapacak? Vallahi duygusal hayatınızı dengelemeniz gerekiyor. Eğer bunu dengelerseniz bu hafta hani kaldığımız yerden değil, kandığımız yerden devam etmiyorum derseniz yeni kapılar, yeni aşklar sizi bekliyor olacak. İş konusunda şanslı. Bu arada sevgili balıklar, eklem yerleriyle ilgili, mideyle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu hafta büyük ihtimalle böyle bir belirsizlik, netlik, ikilem, beklenti, hayal kırıklığı, umut, hepsi bir arada olacak. Evet, bu haftalık burç yorumlarımızı da bitirmiş bulunuyoruz sevgili dostlar. T-Medya'da sizlerle artık her hafta beraber olacağız yeni konu ve içeriklerle. Umarım güzel bir hafta olur hepimiz için. Şimdi öncelikli olarak şunu anlatmak istiyorum. Aslında her şey bir sınav diyoruz ya. Genelde ilişkilerde insanlar en çok hangi problemleri yaşıyorlar? Son dönem gelen danışanlarımdan şunu görüyorum. Çok güzel başlıyorlar. Özellikle sosyal medya aşklarımız çok fazla gündemde. Hiç tanımadığımız insanlara kendimizi kaptırıp onlarla bir anda çok hızlı bir beraberliğe başlayıp bir anda karşıdakinin bizi ortada bırakmasıyla büyük sorunlar yaşıyoruz. Sonra neler yapıyoruz? Ya ben bu sorunu yaşıyorum. Ben onu çok sevdim. Ben ona çok bağlandım. O bana sırtını döndü. Bana nasıl geri dönerler? Bana nasıl geri döndürebilirizler başlıyor. Şimdi nasıl geri döndürebileceğinizi anlatacağım. Ama öncesinde sizlere anlatmak istediğim bir konu var. Özellikle hepinizin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Hani son dönemde sosyal medyada ve tabii ki birçok mecrada ruh eşinden bahsediliyor. Hani herkes diyor ya, ruh eşim, ruh eşim. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Bence birbirinizi tam anlamıyorsunuz ve tamamlayamıyorsunuz. Çünkü ruh eşi siyah beyaz gibi zıttınız. Mesela ilk önce tanıştığınız, karşınıza geldiği zaman merak ettiğiniz kişi ya da hoşlandığınız kişi sanki 40 yıldır tanıyormuşsunuz gibi bir his oluşturuyorsa sizde, bilin ki o sizin ruh eşiniz. Yani ruhlar birbiriyle tanışıyor. Peki ruhlar birbiriyle tanıştı. Ruh eşi. Ruh eşi nasıl bir şey biliyor musunuz? Ruh eşi sizi dönüştüren, geliştiren, büyüten, öğreten ve biraz da akıllandıran diyelim. Şimdi hayatınıza biri girdi. Gayet güzel başlıyor ilişkiler. Neden? İşte karşınızdaki kadın erkek hiç fark etmiyor. Size ilgi gösteriyor, sizden hoşlandığını söylüyor. Şöyle bir sizi böyle alıyor, götürüyor, bir yerlere gidiyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız, o prenses ya da prens havalarından duvara çakılıyorsunuz. Aslında burada ruh eşi size eksik kalan taraflarınız konusunda bilgi veriyor. Ve sizler bu ruh eşi kavramını araştırmaya başlıyorsunuz. İşte nasıl sevgilimi geri gönderebilirim? Beni engelledi. Ortada hiçbir sebep yokken gitti. Neden gidiyor biliyor musunuz? Ruhların birbiriyle arasında olan bir savaş var. Fakat fizik, yani bizim şu anki bilincimiz bunun farkında değil. Ve bu anki bilincimiz bunun farkında olmamasına rağmen ruh geçmişte yaşamış olduğu, kendisini acıtan, inciten konuyla ilgili kendisinin bile farkında olmadığı, tabii ki bu konuda sizin de farkında olmadığınız bir
intikam yaşatıyor, bir acı yaşatıyor ama siz buna hiç anlam veremiyorsunuz. Fakat ruh eşlerinin şöyle bir özelliği var. Gidiyorlar, acıtıyorlar, sonra siz o duyguyu yoğun yaşıyorsunuz, her yerden takip ediyorsunuz. Sanki olmazsa ölecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz, ruhunuz acıyor. Ve sonra o ruh eşinize tam yokluğuna alışırken tak bir daha karşınıza çıkıp geliyor. Ve bu süreç belli bir süre devam ediyor. Ruh eşi bu hayatta birden fazla olabilir. Bazen anneniz, bazen babanız, bazen evladınız, bazen arkadaşınız, bazen de aşkınız olabiliyor. Aşkınız pozisyonunda açıkçası her geldiğinde sizin ona ve onun size öğreteceğiniz şeyler oluyor. Şimdi ruh eşi kavramını biraz daha iyi anlattık. Eğer karşınıza ilk karşılaşmada "Aa ben bunu 40 yıldır tanıyorum, ay sanki seni uzun zamandır tanıyorum" ve farkında olmadan ona dair her şeyi çok kısa sürede öğreniyorsanız o sizin ruh eşiniz. Şimdi ruh eşleri böyle güzel başlatıyorlar ama sonrasında pat diye bir anda ortada bırakıp sizi terk ediyorlar. Bazen ruh eşleri sizi aldatıyor. Bazen yalan söylüyor. Bazen bulunduğu durum konusunu gizliyor. Ya da sizin en çok hassas olduğunuz konularda sizin sınavınız oluyor. Mesela şöyle anlatayım. Ben yalandan hiç hoşlanmıyorum. Ama ve lakin karşıma çıkan adamlar yalan söylüyor. Neden geliyorlar acaba? Çünkü benim sevmediğim bir konuda benim öğrenmem, onunla yüzleşmem, onu kabul etmem ve sonraki süreçte aslında o duyguyu tamamen artık herkes olduğu gibi kabul etmeyi öğreniyorsunuz ve karşınıza artık yalan söyleyen adamlar gelmiyor. Bu bir karma tamamlanması oluyor. Şimdi ruh eşleri hayatımıza girdi. Sevgiliniz sizi terk etti. Şimdi bizi izleyen dostlarımız diyecekler ki benim sevgilim tam da sizin dediğinizi yaptı bana. O zaman ne yapıyoruz? Aslında birçok şey var ama yapmanız gereken size söylediğim duyguları yaşıyorsanız. Öncelikli olarak onu ilk gördüğünüzde 40 yıldır tanıyormuşsunuz gibi bir his oluştuysa sizde. Dakika 1, gol 1. Bu ruh karması olan eşiniz. Ruhlar birbirini tanıyor. Sanki böyle kendinizi o kadar farklı bir duyguda hissediyorsunuz ki bu zamana kadar şunu söylemişsinizdir. Ben kimseye güvenmiyorum. Ben evliliği düşünmüyorum. Ben şunu yapmam. O geldiği an bir anda her şey ters düz oluyor. Onu gördüğünüzde bütün doğru bildikleriniz yanlışa dönüyor. Çünkü onun geliş amacı zaten şu, hani ben istemiyorum, ben evlenmem, bekarlık sultanlıktır, aman ben kimseye güvenmem, ben şunu yapmam dediğiniz doğrultuda karşınıza bu kişi geliyor. Geldi. Siz de böyle bir başınız döndü. Artık kendinizi kontrolsüz bir halde karşıdakine teslim ediyorsunuz. Ve karşıdakine teslim ederken işin enteresan kısmı ne oluyor biliyor musunuz? Bütün yapmam dediğiniz her şeyi onda yapıyorsunuz. Örnek veriyorum. İşte ben bir erkeğe para vermem diyorsunuz. Bir bakmışsınız bütün imkanlarınızı ona sunmuşsunuz. Ya da ben evliliği düşünmüyorum, bana göre değil diyorsunuz. Bir anda onunla evlenmek istiyorsunuz. Bir şekilde sizin doğru bildiğiniz her şey değişiyor ve şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben hiç öyle değildim, hayatımda hiç öyle bir duygu yaşamadım. Yaşamamanız da çok normal ama yaşamanız için gelen bir aslında ruh eşi ve sınavınız. Şimdi buraya kadar yaşadıklarınızla örtüştürdüyseniz bundan sonraki süreçte olacakları anlatalım. O kadar böyle havalara kalktınız, kendinizi güzel hissettiniz, hayatınızda hiç hissetmediğiniz bir duyguyu yaşadınız. Sanki 40 yıldır hayatınızdaymış gibi bu kadar teslimiyet, her şey güzel giderken pat bir anda aldatıldığınızı öğrendiniz. Size o kadar güzel sözler söyleyip, sizi o kadar mutlu eden, hiç içinizde olumsuz bir duygu yokken bir anda aldatıldığınızı öğrendiniz. Ne yapacaksınız? Kopamıyorsunuz. Sonra yalanını gördünüz, sizi kandırdığınızı öğrendiniz. Ama çok enteresan bir şey, kopamıyorsunuz. Siz keskin, net, hiçbir şeye eyvallah etmeyen karakter bir anda affetmeyi, onunla olmayı ve yola gitmeyi tercih ediyorsunuz. Peki sonra ne oluyor? Eğer bunu kabul ediyorsanız ne geliyor başınıza biliyor musunuz? Ayvayı yiyorsunuz. Bu sefer karşıdaki sizin canınızı acıtmaya devam ediyor ve siz vazgeçemiyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz bizlere. Diyorsunuz ki ben sevgilimden ayrıldım. Fakat bunları yaşadım. Tabii şimdi burada detaylarını anlatmadan sinastriye bakıyoruz. Genelde bu tür olayları yaşatan karşılıklı sinastri ne demek? Astroloji haritasında ilişkilerde hem karma hem de birbirlerinin hayatına niçin girdiklerini görüyoruz.
Ve diyorum ki bu senin ruh eşin. Sana bunu yaşattı mı? Evet. Aslında o zamanında senin ruhun ona bu acıları verdi. Şimdi seninle ödeşiyor diyoruz. Evet, bu sefer dedik ya size, haritalara bakıyoruz. Haritada ruh eşi olduğunuzu nasıl anlıyoruz? Ruh eşini mesela ücretsiz doğum haritası dediğinizde, saati bilmeseniz de eğer gün, ay, yıl, doğum tarihini biliyorsanız giriyorsunuz. Haritada Kad ve Gad var. Kuzey ay düğümü, güney ay düğümü. Güney ay düğümü eğer sizin güneşiniz, örnek veriyorum, kuzey ay düğümü oğlak. Sizin güneşiniz oğlaksa, ayınız oğlaksa, venüsünüz oğlaksa, bu üç kriterde Kad ve Gad, güney ay düğümü ile kuzey ay düğümünü gördüğümüzde bu senin ruh eşin diyoruz. Tabi burada başka açılar da var. İşte neyi öğrenmeniz gerekiyorsa orada onu anlatıyoruz. Peki bana şu soruyu sorarsanız, ben ruh eşimi nasıl bulurum? Genelde onlar sizi buluyorlar. Ya da bir yerde tesadüf olduğunu düşündüğünüz ama sistemin sizi bir araya getirdiği ortamlarda karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle sosyal medyada bunu daha çok görebilirsiniz. Örnek veriyorum mesela, işte fotoğrafları gezerken bir anda kalıyorsunuz o kişide. Ya ben bunu çok uzun zamandır tanıyorum. Ya sanki böyle aranızda geçmişten yaşanmış, yarım kalmış bir hikaye varmış gibi. Ona baktığınızda size bir şeyler hatırlatıyor ama anlamsız bir şekilde. Bir bakmışsınız, takibi almış ve siz onu gördüğünüzde siz de aynı duyguyu hissediyorsunuz. Ya aslında bana tanıdık geliyor ama ne kadar tanıyorum. Yani aslında ruh eşleri sizlerin bir şekilde sistem vakti geldiğinde sizleri karşı karşıya getiriyor. Ve sanki uzun yıllardır birbirinizi tanıyormuşsunuz hissi oluşturuyor sizde. Aslında burada nasıl başlıyor süreç? Celladına aşık olmak diyeceğim. Çünkü ruh eşleri her zaman hayatımıza bizi mutlu eden, bize huzur veren, bizim hayatımızda olan kişiler değil. Her zaman ruh eşleri bize bir şey öğreten, bizi zorlayan. Mesela siz çok konuşkan, iletişim yeteneği çok güçlüyken o çok daha sessiz, sakin, içine kapanık birisi olabilir. Yani hayatınıza giren insan sizi tamamlayan kişiden çok sizi zorlayan ve hayatınızda beklenmedik sorunlarla sizin kabul etmediğiniz, asla dediğiniz şeylerle sizi sınayan kişi olabiliyor. Şimdi ruh eşlerinden bahsettik. Şimdi bu sorunları nasıl çözeceğiz? Yani ruh eşlerinizi bulduk ya da hayatınızda bir ilişkiniz var ama anlamsız bir şekilde sizden uzaklaştı. İşte o kadar size güzel sözler söyledi ki anlattı ama öyle bir anda pat diye ortada bıraktı sizi. Ne yapacaksınız? Şimdi dönsün diye uğraşacaksınız. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Burada size öğreteceğim bazı taktikler olacak, bazı teknikler olacak. Tabii bu herkesin yapabileceği teknikler. Birçok daha teknik var ama burada önemli olan, eğer gerçekten size acı veren, sizi mutsuz eden ama buna rağmen vazgeçemediğiniz, hayatınızdan söküp atamadığınız, kaç kişiyi tanırsanız tanıyın, hep aklınızın onda kaldığı, ya şunu tanıyayım da kafam dağılsın, yeni bir alamazsın. Yani boşuna zorlamayın. Hani birini tanıyayım diye kafanızı yormayın. Hem o kişinin vaktini çalmayın hem de kendinize eziyet etmeyin. Peki bu içinizde yaşadığınız acıyı nasıl azaltacaksınız? Yani kurtulmak isteyenler için söylüyorum bunu. Hani ben artık bu mutsuz bir ilişki yaşıyorum. Evet, ruh eşi olabilir ama ben onu halen seviyorum ama ben ondan kurtulmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki bana acı verecek, beni mutsuz edecek. Ben artık onunla olmak istemiyorum düşüncesi başladıysa ruhunuz o acıdan kurtulmak istiyordur. Peki bu acıdan nasıl kurtulacağız? Öncelikli olarak 21 gün boyunca size anlatacağım fotoğrafı vardır mutlaka. Yani artık teknoloji devrindeyiz. Herkesin her yerde fotoğrafı var. Onun fotoğrafıyla şimdi her zaman hayatta her şey fiziki bedende işlemez. Bir de enerji bedenimiz var. Hani siz onu düşünüyorsanız, aklınızdan geçiyorsa emin olun aynı şekilde birbirinizin arasında iletişim, enerji bağı vardır. Ve siz onu düşündükçe onu beslersiniz. Kendinizden eksilir, o sizin eksikliğinizi hissetmez ve sizin eksikliğinizi hissetmedikçe o sizi arama, sizi görme ihtiyacı hissetmez. Siz daha çok ihtiyaç hissedersiniz. Şimdi bunu ortadan kaldıracağız. Yani aradaki elektrik direklerini keseceğiz. Yani oradaki telleri koparacağız ki karşıdaki sizin yokluğunuzu anlasın. Ama buradaki olay şöyle, o geri döndüğünde size verdiği acıyı bir daha veremeyecek. Neden? Çünkü siz aradaki elektrik bağlarını, elektrik kablolarını kestiniz. Kestikten sonra o düşünsün başına ne geleceğini.
Yani biz sadece size yapmanız gerekeni ben kendi adıma anlatacağım. 21 gün boyunca fotoğrafından, ama bu kurtulmak isteyenler için, sonra çıkıp da ya ben işte aslında çok seviyordum, vazgeçemedim, onu yaptım, bunu yaptım bilmiyorum. Burada vazgeçmek değil, ruhlar birbiriyle bir savaş yaşıyor dedik. O bilmeden bilinç, yani üst bilinç bunu anlamayabilir ama alt bilinç sizden bir intikam alma duygusu, sizin canınızı yakmak ve bunu yakarken farkında olmadan yapar. Siz de sanki cezalandırıldığınızı, sanki böyle hak etmediğiniz bir şeye maruz kaldığınız duygusunu yaşarsınız. Peki ne yapacağız? Ben şimdi size yavaş yavaş artık videonun da sonlarına doğru gelirken anlatayım. Alıyorsunuz fotoğrafınızı, fotoğrafını daha doğrusu, 21 gün boyunca. Aslında saatin çok bir önemi yok ama bilincin daha sakin olduğu, insanın kendiyle baş başa kaldığı, kendini dinleyebildiği ve aslında bütün gün, hayatın içerisinde geçen bütün zamanı düşündüğü süre gecedir. İnsanlar daha sakin ve daha dingin olurlar günlük koşuşturmacadan uzaklaştıkları zaman. Bunu sabah kalktığınızda da yapabilirsiniz, akşam yatarken de yapabilirsiniz. Aldınız fotoğrafı. Fotoğrafına şöyle aynen şunu söylüyorsunuz: 21 gün boyunca. Fakat bu 21 gün boyunca yapacağınız çalışma bazen 7 günde bitebilir, bazen 3 günde bitebilir, bazen 21 gün boyunca devam edebilir. Ben bu çalışmayı yaptığımda 3. günde bitmişti bende. Bende konu kapanmıştı. Tabii sadece sizin değil, bizlerin de karşısına ruh eşlerimiz geliyor. Tabii biz, ben o haritaya baktığım için işi bilen biri olarak olayın nereye gideceğini biliyorum. Olayın oraya gelmeden çözüyorum ve orada olay bitiyor. Şimdi diyorsunuz ki karşınızdaki, mesela karşınızda Mehmet var ya da Ayşe var, fark etmez. Ayşe diyorsunuz, ben bu zamana kadar seninle neyi deneyimledim, neyi yaşadım, neyi öğrendiysem hepsi için sana teşekkür ediyorum. Ben öğrenmem gerekeni öğrendim. Bu saatten sonra artık seninle enerji bağımı kesiyorum. Ne yaşandıysa yaşandı, ne yaşattıysan yaşattın. Yaşattıkların için kendimi affediyorum. Bana yaptıkların için de seni affediyorum. Aramızda artık görülecek hiçbir hesabımız kalmadı ve bu saatten sonra seni kendi yolunda özgür, benim de kendi yolumda özgür devam etmem için tamamen kendimi senden özgür, seni de benden özgür bırakıyorum diyorsunuz. Bunu anlatmaya başladığınızdan çok enteresan bir şekilde ruhtan böyle içten gelen bir ağlama olabilir. Bunu 21 gün boyunca, hatta bir günde birkaç kez yapabilirsiniz ve göreceksiniz ki en fazla 3-4 gün sonra artık size acı vermemeye başlayacak. Peki sonra ne olacak? 21 gün boyunca yapın. Ama yine söylüyorum, siz bunu 7 gün sonra yaptınız, artık içinizden yapmak gelmiyorsa yapmayın. Çünkü bunu yapmanızın zamanı, yani bunu yapmamanız gerekiyordur ve bitmiştir. Aranızdaki o karmik savaş, karmik çatışma, size acı veren konular kapanmıştır. 21 gün boyunca maksimum yapabileceğiniz süreden bahsettim. Benim için 3'tü, sizin için 5'tir, 7'dir, 14'tür. Bunu tamamen kendinizi onunla yüzleşerek bitireceğiniz zamana kadar yapmalısınız. Günde işte söylediğim gibi sabah ve akşam yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada istemsiz gözyaşı akacak sizden. Ağlayacaksınız. Nasıl oluyor diyeceksiniz ya. Acı verecek ama bir bakacaksınız ki artık yavaş yavaş sizden gitmeye başlamış. Peki burada biz elektrik kabloları kestik. Karşı tarafta ne olacak? Karşı tarafta ne oluyor biliyor musunuz? Karşı taraf boşluğa düşüyor. Ve bir süre sonra sizi aramaya başlıyor. Ama sizi aradığında siz artık hesabı kapattığınız için sizin için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Ama sizin kapattığınız hesap onda açık olduğu için bu sefer o çaba sarf ediyor. Tabii bu durumda iki şey olabilir. Eğer gerçekten sizin elektrikleri, yani bağları kopardıktan sonra sizin hayatınıza gelmesi ya da kendinizce ya işte bana bunları yaşattı, ben de bunun acısını ondan çıkaracağım mantığında olursanız yine o sizden bu kez bir şey öğreniyor. Ama genelde bu çalışmadan sonra artık onunla tekrar karşılaşmak, onunla konuşmak istemiyorsunuz. Düşünsenize, bir hafta önce o olmazsa nefes alamayacağınızı düşündüğünüz adam bir hafta sonra hayatınıza hiçbir şey ifade etmez hale geliyor. O yüzden de bu çalışmayı yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Evet, bundan sonra bizleri takibe alın. Size hem eğitim ya daha doğrusu ritüeller, yapmanız gerekenler ve hayatınızda olumsuz giden ilişkilerinizi nasıl iyileştireceğiniz konularla ilgili bilgilerimiz devam edecek. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz bakalım. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.